Efendim anne? Çağla'cığım, müsait misin? Seni merak ettim. Yoldayım, eve geliyorum. Çağla'cığım ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey, iyiyim anne. Merak etme. Sinirlerim boşaldı sadece. İyi falan değilsin. Selda'yı arıyorum ve bütün olanları anlatıyorum. Seni Burak'ın daha fazla üzmesine müsaade etmeyeceğim. Hayır anne, sakın. Ben Burak'a gerekenleri söyledim. Evde konuşuruz. Tamam mı? Peki. Tamam Çağla'cığım. Tamam kızım. Telefonu Aslı, aç. Merhaba. Merhaba. Çağla. Canım. Canım, iyi misin? Hiç iyi değilim anneciğim. Ah Çağla, ah. Ben senin bir damla gözyaşını kıramazken Burak'ın bu yaptıklarına ben tahammül edemiyorum artık. Bırak şu çocuğu. Seni hak etmiyor. Anneciğim. Biz aramızda konuşacağız, halledeceğiz, tamam mı? Ben artık halledebileceğinize inanmıyorum. Çağla, bak güzel kızım. Daha çok gençsin. Önünde uzun, güzel bir gelecek var. Burak'a da yeteri kadar şans verdim bence. Daha fazla uzatma ve bu ilişkiyi bitir. Burak'la konuşman da yetmez tabii senin. Ben de yarın Selda'yı arayacağım. Anne, lütfen bak hayır, ne olur karıştırma Selda teyzeleri. Kızım ne demek karıştırma? Onlar onun anne ve babası. Burak'ın ne yaptığını bilmeleri lazım. Selda bir yandan söz olayını uzatmayalım diyor bana. Oğlu sana bir yandan ilişkimize ara verelim diyor. Şaka mı bu? Anne, zaten bilmiyorlar. Eğer Selda teyzeler bilmiş olsalardı Burak'ın bana böyle davranmasına izin vermezlerdi. Buna ben de izin vermem. Çağla. Çünkü sen benim için her şeyden daha önemlisin. Buraya kadarmış. Bitti. Yarın konuşuyoruz ve bu ilişki burada bitiyor. Ben Burak'tan ayrılamam. Ben Burak'ı çok seviyorum. Unutursun. Çağla'cığım. İleride her gün ağlayacağına ayrılırken bir kere ağlarsın. Anlamıyorsun. Biz Burak'la birbirimize aitiz. Birbirimize aitiz ne demek? Anne, ben Burak'ın hayatına yeni girmedim. Bu ilişki buraya gelinceye kadar ne kadar çaba sarf ettim. Sen biliyorsun. Biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama ben de senin geleceğini düşünmek zorundayım. Sakın bir hırs uğruna geleceğini mahvetme. Anne, kimse benden ben istemeden ayrılamaz. Kimse beni terk edemez, anlıyor musun? Hele ki bir kız yüzünden. Sen de daha fazla böyle konuşup beni gelme. Ama ben bu durumu nasıl çözeceğimi gayet iyi biliyorum. Efendim Çağla.
Volkan nasılsın? Sağ ol Çağla, sen? Hiç iyi değilim Volkan. Burak'la konuşabildin mi? Ya yok, daha fırsatım olmadı. Ben konuştum. Ayrılmak istiyor. Ne? Ya nasıl yani? Kavga falan mı ettiniz? Sorun ne? Sorun falan yok. Sadece ayrılmak istediğini söyledi. Ama ben ona inanmıyorum. Hayatında başka biri olduğundan şüpheleniyorum. Ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Volkan, lütfen bildiğin bir şey varsa bana da söyle. Çağla, başka bir şey olmalı. Yani ben de çok şaşırdım şu an. Bu olana anlam veremiyorum. Volkan, lütfen bana yardımcı ol. Tamam, ben konuşacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır abi? Çağla, sen niye aradın? Burak'la alakalı ya. Peki. Ben her şey için teşekkür ederim. Artık eve dönsem iyi olacak. Rica ederiz kızım, her zaman bekleriz. Ya evet, her zaman gel. Ben de şimdi artık spor kulübüne geleceğim. Orada da görüşürüz. Tamam. Aslıcığım, ben seni bırakayım. Ben de çıkıyordum zaten. Olur. Eda'cığım, görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz kızım. Hoşça kalın. Sana da hep böyle zahmet oluyor. Yok yok, benim de zaten orada işim var. Tamam. Bıraktığın için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Sana da. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir, sen? İyi işte, ne olsun. Hayırdır? Aslı'yı getiriyorum dedin. Evet, Aslı bizdeydi. Neden? Bu son olan olaylardan sonra Eda'nın morali çok bozuk, biliyorsun. Aslı'yı da ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Ben de Aslı'dan rica ettim. O da sağ olsun geldi, konuştu. İyi düşünmüşsün. Eda nasıl? Amcama kızgın mı hala? Bayağı kızgın. Yani bu olayı kolay kolay kabul edecek gibi durmuyor. Bence de. Asıl meselemiz başka Burak. Çağla aradı. Ayrıldığınızı söyledi. Evet, ama şu an bunu kabullendiği söylenemez. Neden peki? Ne oldu? Olmuyor işte. Olmuyor mu? Sebebi mi yani? Yürümüyor. Burak, sen ciddi misin? Hadi Çağla bunu bir şekilde kabul eder. Ama amcamla yengem ne diyecek? Sonuçta sen bu kıza çok uzun bir süredir ciddi bir şekilde çıkıyorsun. Tamam, ben senin hemen evleneceğini düşünmedim ama... yani ayrılacağını da tahmin etmemiştim. Yani bir şekilde Çağla'ya ümit verdiğini herkes biliyor. Bak, ben bunların hepsinin farkındayım. Kararımı verdim artık. Her şeyi de göze aldım. Çağla başka bir nedenden dolayı ona böyle davrandığını düşünüyor. Ne dedi ki sana? Hayatında biri olduğunu düşünüyor. O gün kulübe gelip seni bulamayınca yanıma geldi. Bayağı konuştuk. Aslı hakkında bir sürü soru sordu. Ağzımı aradı. Aslı olayını mı öğrendi acaba? İyi de bunu nereden öğrenecek ki? Bunu sadece biz biliyoruz. Deniz de biliyor Burak.
Deniz mi? Söylemek zorunda kaldım. Ya sen bunu Deniz'e nasıl söylersin Volkan? Çağla kesin Aslı olayını biliyordu ama bana söylemedi. İma etti sadece. O zaman beni yalanlarına alet etmeyecektin. Yine de bunu ona söylemeyecektin. Çağla bunun peşini kesin bırakmaz. Artık bundan da emin olduk. Deniz Aslı onun kesin Çağla'ya anlattı. O da bundan emin olmaya çalışıyor. Ben de bundan çekiniyorum zaten. Aslı zor durumda kalabilir. Ya sen ne çok bu Aslı'yı düşünür oldun ya. Çünkü o masum Burak. Onu bu işin içine sokan biziz. Daha doğrusu sensin. Çağla Aslı olayını öğrenirse ona neler yapabileceğini hiç düşündün mü? O seni bırakmamak için her şeyi yapacaktır. Ve sen Çağla'yı bunu araştırması için bir fırsat verdin. Bence bütün olanları göz önünde bulundur. Öyle karar ver. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Aslı, konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ki? Artık ondan uzak durmam gerekiyor. Bu sefer bunu başaracağım. Ne kadar kolay, değil mi? Bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam, tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendim bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz. Peki... Benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı.
Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. O ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Böyle boş boş oturamam. Bir şey yapmam lazım ama ne? İstersen yanlardan biraz daha alabilirim. İyi böyle ya. Beğendin mi? Güzel güzel. Sağ ol lütfen. Sağ ol abiciğim. Efendim Çağla. Volkan, merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağla'cığım, sen? Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. Ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkındı. Pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan. Sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü, kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağla'cığım, neden Burak'ın senden ayrılmak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasının birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Burak ya, başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğunu. Ama şu kızı bir bulursam ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Efendim Selda teyzeciğim. Çağla'cığım. Nasılsın bir tanem? İyiyim Selda teyzeciğim. Buyurun. Hayatım, sana çok güzel haberlerim var. Bugün Nihat amcamla seni isteme konusunda konuştuk. Yani kusura bakmayın Selda teyzeciğim. Ama Burak'ı dün gece duydunuz. Tarihi biz kendi aramızda belirleriz. Diyerek konuyu geçiştirdi. Vallahi açıkçası ben artık bu konuyu ona açmam. Şöyle yapalım mı Çağla'cığım? Beraber konuşalım Burak'la. Olabilir. Nasıl yapalım? Bak eğer senin de programın uygunsa bugün öğlen seninle kulüpte güzel bir yemek yiyelim, buluşalım. Burak da orada olacak nasılsa. Onu da görürüz. Merak etme, ben bir ara konuyu açarım. Çok iyi düşünmüşsünüz Selda teyzeciğim. Tamam canım, o zaman saat 1'de öğlen kulüpte buluşuyoruz. Tamam, öpüyorum. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım annenin yanında da bu kadar rahat konuşabilecek misin Burak? Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım? Benim artık gitmem lazım. Tamam canım, ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin?
Hayır ya. Yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız, olmaz mı? Sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Burak, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Var burada. Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak, annen geliyor. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Çocuklar, selam. Ay, ay, ay. Benim. Aslı. Ya çok üzüldüm. Bak sen o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyordun. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik, şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ya seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan, sana çok teşekkür ederim.
Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla da yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. Ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Of. Aa, çocuklar. Niye bu haliniz? Burak, ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kanka falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. İşi hallettiğimiz yok. Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak? Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık Selda teyze. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Seni nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti. Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Bu kız sandığımdan da tehlikeli. Aslı'yı Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...